Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Yoğun bir günün arkasından bilgisayarımın başında ve sizlerleyim. Parabolle ilgili daha önceki yıllarda çıkmış soruları yapacağız. Hazır mısınız arkadaşlar? Açıklamalardan sorularım orijinal hallerini çıkarttınız. Önümüzde haydi birlikte çözmeye başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar bir parabol grafiği vermiş. Şimdi sorumuzu okuyalım. Fx fonksiyonun grafiği şekildeki gibi demiş. Ox eksenini 1'e 0 noktasına teğet etmiş. Şimdi arkadaşlar demek ki bu 1'e 0 noktamız bizim için tepe noktamızmış. Tamam, devam edelim. Teğet 0'a 3 noktasından geçiyormuş. Bakın bir de 1 nokta vermiş. 0'a 3 noktasından geçiyormuş. Bu parabolün denklemini bulmam gerekiyor ki F3'ü bulabilelim. Peki neyi hatırlıyoruz? Tepe noktasının koordinatlarını biliyorsak arkadaşlar, tepe noktasının koordinatlarını biliyorsak biz hangi formülü kullanıyoruz? Hangi formül? Evet, duyuyorum. Fx eşittir A çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k'yı kullanacağız. Peki tepe noktamızın koordinatları neydi arkadaşlar? Bu da 1'e 0'dı. Şimdi yerleştirelim. R'mizin ve k'mızın değerlerini yerleştirelim. Hadi bakalım. Fx eşittir A çarpı x eksi 1'in parantez karesi 0'ı yazmayayım artık. Şimdi bu a'yı bulabilmek için parabolün üzerinde başka bir nokta bulmam lazım. Tepe noktası dışında bir nokta var mı elimde? Var tabii ki. 0'a 3 noktasını vermiş. Ben doğal olarak x yerine 0, y yerine ya da fx yerine arkadaşlar 3 yazarsam bu a değerimi de bulurum. Haydi bakalım. 3 eşittir diye başladım. A çarpı 0 yazdım. Eksi 1'in karesi oldu. Ve a'yı ben buradan 3 olarak buldum. Bu a'yı aldım. Fonksiyonumun içine yerleştirdim. Ve fonksiyonumun denklemini bulmuş oldum. 3 çarpı x eksi 1'in parantez karesi. Soruyu bitirdik. Ne demiş? F3'ü bul demiş. F3'te arkadaşlar fonksiyonlarda parantez içlerine bakıyorduk. Her x gördüğümüz yere 3 yaz diyor. 3 çarpı 3 eksi 1'in parantez karesi 2. 2'nin karesi 4. Yani 3 çarpı 4'ten 12 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Haydi bakalım ikinci sorumuza. Evet, şekle baktık arkadaşlar. Bir parabolümüz var, bir doğrumuz var. Arada kalan bölgeyi taramış. Çözüm kümesi hangisidir demiş. Önce parabolümüzün denklemini bulalım arkadaşlar. Fx için diyelim bakalım. Fx hakkında ne biliyoruz? Bakın arkadaşlar x eksenini kestiği yerleri biliyorum. Bir de arkadaşlar tepe noktasını biliyorum. Şimdi bu parabolün üzerinde 3 nokta biliyorum. Biraz önce tepe noktasını kullanmıştık. Bu sefer de x eksenini kestiği yerleri bildiğimi kullanayım. X eksenini kestiği yerleri biliyorsak yerler biliniyorsa arkadaşlar biz hangi formülümüzü kullanıyoruz? Fx eşittir a çarpı x eksi x1 ve x eksi x2'yi kullanıyoruz. Şunlardan birinin 0'ın x1 olduğunu, 4'ün de x2 olduğunu yerleştirelim bakalım. Ne oldu arkadaşlar? Bizim fx'imiz fx eşittir a çarpı x eksi 0 ve x eksi 4 haline geldi. Bunu biraz daha düzeltelim arkadaşlar. A x ve x eksi 4 haline geldi. Şimdi bu a'yı bulabilmek için x1 ve x2 dışında bir nokta biliyor muyum? Evet biliyorum. Bakın tepe noktasını biliyorum hatta. 2'ye 4 noktasını biliyorum. Bu parabolümün üzerinde ise parabol denklemimi sağlamak zorunda. X yerine 2, fx ya da y yerine 4 yazarsam ben bu a değerimi bulurum. Haydi bakalım 4 eşittir a çarpı 2. 2 eksi 4'ten burayı eksi 2 buldum. Dedim ki eksi 4 a 4 olmalı. Yani a değerimi eksi 1 olarak bulmuş oldum. Ben bunu da aldım yerleştirdim. Dedim ki fx'im o zaman şöyle bir denklem oldu. Eksi x ve x eksi 4 olduğu. Şimdi şıklara dönüyorum arkadaşlar. Fx dediğim şeyin y olduğunu unutmayın. Bakın y başta x kare onun yanında yazmış. Demek ki ben bunu biraz düzelteyim. Y eşittir eksi x kare.
eksi 4x diyeyim, pardon, artı 4x diyeyim. Y başta ve pozitif olacak şekilde atayım bir tarafa. Sağa atıyorum, pardon, sola atıyorum hepsini. Y artı x kare eksi 4x eşittir 0 doğrusu olmalı. Şimdi şıkları elemeye başlayalım. Y artı x kare olacak. Y eksi x kare, y eksi x kare, y eksi x kare. Tamam, D'ye baktım. Y artı x kare eksi 4x olur. Y artı x kare eksi 4x olur. D ve E şıkkımız kaldı. Bakın her ikisinde de küçük eşit. Tamam, hiç sorgulamadan bunun küçük eşit olduğunu biliyorum. Şimdi D için arkadaşlar, D doğrusu için arkadaşlar, D için ne yapıyorum? Eksenleri kestiği yerleri biliyorum. Bakın x eksenini ve y eksenini kestiği yeri biliyorsam analitik geometriden eksenleri kestiği yeri bildiğim zaman bu formülü kullandığımızda biz biliyoruz. Haydi bakalım yerleştirelim. X'i nerede kesmiş? 2'de. Y'yi nerede kesmiş? Eksi 1'de. Eşittir 1 ve bunu düzelttiğim zaman x bölü 2 eksi y eşittir 1. Payda da eşitleyelim, kaldıralım. X eksi 2y eşittir 2 doğrusu çıktı. Şimdi D ve E şıkkına bakıyorum. Bakın 2y başta ve pozitif. Ben de o zaman 2y başta olacak şekilde hepsini sağa atıyorum. 2y eksi x artı 2 eşittir 0 doğrusu olmalı. Şimdi D şıkkına bakıyorum. 2y eksi x eksi artı 4 demiş. D şıkkı da elendi ve ben E şıkkını işaretledim. Hiç bölgeyi incelememe gerek olmadan arkadaşlar. Gelelim 2011. Bir parabol vermiş arkadaşlar. X kare eksi 2x artı 3 fonksiyonu. A birim sağ, B birim aşağıya öteli. Şimdi arkadaşlar bir şeyi A birim sağa ve sola ötelemek demek x'teki değişim demektir. X'teki değişimden bahsediyor. B birim aşağı veya yukarı ötelemesi demek y'deki değişimden bahsediyor. Tamam. Y değiş... Aa, yazamadım. Ay, ne yazdım ben oraya? Türkçemin kötü olduğunu biliyorsunuz. Değişim. Evet, değişimden bahsediyor. Şimdi nasıl düşüneceğim? Ben fx'i biliyorum. Fx böyle bir şey olsun. Tamam. Bunu a birim sağ ve b birim aşağıya ötelediği zaman başka bir parabol grafiği çıkıyormuş. Derim ki ben bunların tepe noktalarını bulursam, tepe noktalarındaki değişimi görürsem ne kadar sağa ve ne kadar aşağıya ötelediğini de bulmuş olurum arkadaşlar. Demek ki tepe noktalarının koordinatlarını bulmak için hareket ediyorum. Önce fx'e bakalım. X kare eksi 2x artı 3 demiş. R'yi bulalım. R'mizin formülü neydi arkadaşlar? R1 diyelim eksi b bölü 2a'ydı. Denklemimize bakalım. Şunun a olduğunu, bunun b olduğunu, bunun da c olduğunu biliyoruz. Yerleştirelim o zaman. Formülümüzden eksimiz var. B'mizin de eksisi var. 2 bölü 2 çarpı 1'den 2 ve 1 buldum arkadaşlar. K1'i bulalım. K1'i bulmak için de arkadaşlar FR'den yararlanıyorduk. Yani FR1'den yararlanacağım. Yani ben F1'i bulursam K1'i de bulmuş oluyorum. Nereye koyuyorum? Fx'in içine 1 koyuyorum. 1 eksi 2 artı 3 diyorum. Buradan da K'yı 2 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi T1'i yazalım o zaman. T1'imiz 1'e 2 noktası oldu. Şimdi gx'e bakalım arkadaşlar. Bu gx'in de tepe noktasını bulalım. X kare eksi 8x artı 14'müş. Haydi bakalım. R'den başlayalım. R2'de eksi b bölü 2a'dan formülümüzün a'sını, b'sini, c'sini bulalım. Şurası a, burası b, burası da c dersem yerleştirdim. Formülümüzün eksisi, b'mizin de eksisi var. Yukarısı oldu 8. 2 çarpı 1'den aşağıya 2 buldum ve R2'yi 4 buldum. K'yı bulalım. K2'yi de nasıl bulacağım? FR2'den bulacağım. Yani F4'ten bulacağım arkadaşlar. F4 diyelim. Nereye koyuyorum? Aa, F değil de o. Bir dakika. F dersem yanlış anlarsınız. Şöyle diyelim. GR2'den bulacağım. Yani G4'ten bulacağım arkadaşlar.
Onu da buraya yerleştiriyorum. 4 koyarsam 16, eksi 32, artı 14 dersem K2 değerini eksi 16, artı 14'ten eksi 2 bulduk. Şimdi T2'yi de şuraya yazalım arkadaşlar. Bu da 4'e eksi 2. Ne demiştik? A birim sağa sola ötelemek demek x'teki değişimdi. Bakalım x'lerimize 1'den 4'e gitmiş arkadaşlar. 3 birim nereye ötelemiş? Sağa ötelemiş. Tamam, bunu bulduk. Yani bu değerimiz bizim için A. Şimdi B birim aşağıya ötelemek ne demekti? Aşağı yukarı y'deki değişimdi. O zaman y'lere bakalım. 2'den eksi 2'ye gitmiş arkadaşlar. 4 birim burada da aşağı ötelemiş. O zaman bu da bizim için B değerimiz. A'yı B'yi bulduk. Mutlak değeri fark etmiyor arkadaşlar. Mutlak değer A artı mutlak değer B demiş. Zaten pozitif bulmuştuk. 3 artı 4'ten 7 derim ve dönerim. D şıkkını işaretlerim. Güzel bir soruymuş. Güzelmiş, güzelmiş, güzelmiş. Evet, 2011. Bir parabol var. En iyi bildiğimiz parabol. Orijinden geçen kolları yukarı doğru y eşittir x kare parabolü. Bir de y eşittir 2 eksi x doğrusu. Ben kötüyüm biliyorsunuz. Grafik çiziminde hemen biraz programdan yararlanalım. Şöyle, hatta şunu alayım ya, bakın. Şunu alayım, daha güzel olacak. Evet. Şöyle aldım. Bir de bunun üzerine bir parabol bulalım. Şurada bir şey görmüştüm ben. Evet. Şunu açalım arkadaşlar. Bunu da ters çevireyim. Bakayım. 180. Oldu. Ay kaydı. Ay bir dakika. Yamuk bir parabol. Evet, gayet de güzel. Bunu da alayım. Ben orijinimi yerleştireyim. Evet, bu da oldu. Şimdi eksenlerimizin adını bir yazalım arkadaşlar. Burası x eksenimiz. Burası da y eksenimiz. Burada arkadaşlar fx diyelim buna. Fx de eşittir x kare parabolümüz. Bir de doğrumuz var arkadaşlar. Hangi doğrumuz? Y eşittir 2 eksi x. Doğrunun nereden geçtiğini bulalım. X'e 0 vererek y eksenini nerede kesiyormuş? 2 değerinde. Y'ye de 0 verirsem x'i de 2'de kesiyormuş. Hadi bir tane de doğru bulalım buradan. Buldum. Şöyle bir doğrumu bir açayım. Biraz uzun olsun. Bunu da alayım. Şöyle bir taşıyayım. Tamam, onu da taşıdık. Bu da arkadaşlar bizim için y eşittir 2 eksi x doğrusu. Tamam, daha soruyu okuyamadık. Bakalım arkadaşlar, bunu 2'de kesiyormuş. Burayı 2'de kesiyormuş. Şimdi okuyalım. Bu doğrularımızı çizdik. Arasında kalan bölge. Tamam, arasında kalan bölgemizi de gördük arkadaşlar. Bölgemiz burası. Sınırlı bölgenin sınırları üzerinde arkadaşlar. Bakın, içinde mi içinde demiyor. Sınırları üzerinde öyle bir x, y değeri alacaksınız ki x kare artı y karenin alacağı en büyük değeri soruyor. X kare artı y karenin en büyük olmasını istiyor. Doğal olarak bunun büyük olabilmesi için x karenin büyük olması lazım ve y karenin büyük bir değer olması lazım. Kareleri büyük olmalı. Diyorum ki sınırladığı bölgenin üzerinde hangi, bunun üzerinde bir nokta mı alayım, burayı mı alayım, burayı mı alayım, burayı mı alayım, şurayı mı alayım, burayı mı alayım, hangi noktayı alırsam karelerinin toplamı en büyük olur. Evet, haklısınız arkadaşlar. Şu A noktasını belirleyelim. Ben bu noktayı alırsam, bakın mutlak değerce en büyük değerleri burada bulacağım. Demek ki bu noktanın koordinatlarına ihtiyacım var. Peki burayı nasıl bulacağım? Bu nokta arkadaşlar hem parabolümle hem doğrunun kesim noktası mı? Nasıl buluyordum kesim noktalarını? Bu parabolle doğruyu birbirine eşitliyordum. Ben de eşitledim. X karenin pozitif olduğu tarafa atalım arkadaşlar. 0 diyelim ve nerede, hangi apsiste kestiğini bulalım. Burası artı, burası eksi olsun ve 0'a eşitlediğimde ben x'imin eksi 2 ya da x'imin 1 olduğunu biliyorum. Bakın şurası 1 değerimiz, buranın da eksi 2 olduğunu biliyorum. Peki bu nokta, apsisi eksi 2'nin olan nokta hem parabolümün üzerinde, yani hem y eşittir x karenin üzerinde hem de y eşittir
2 eksi x'in üzerinde. İkisini de sağlar arkadaşlar. İkisinden de y değerini bulabilirim. Ben buraya koyacağım. Eksi 2'nin karesi 4 diyeceğim. İsterseniz siz buraya koyun. Bakın y eşittir 2 artı 2. Yine 4 bulurum. Yani ben buranın ordinatını da bulmuş oldum. Şimdi karelerini alabilirim. Eksi 2'nin karesi artı 4'ün karesi en büyük değerim. 4 artı 16'dan 20 olarak bulmuş oluyorum ve B şıkkını işaretlemiş oluyorum. Güzel bir soruymuş. Merak ettim nasıl yapmışlardı 2011'deki öğrencilerimiz. Şimdi bu soru tipini arkadaşlar parabol anlattığımızda hepinizin defterinde var. Şimdi bir parabol denklemini vermiş. Bakalım parabolün bakalım x karenin katsayısı pozitif olduğuna göre kolları yukarı doğru. Bu önemli arkadaşlar. Bu parabolü y eşittir 1 doğrusuna teğet etmiş. Hemen bir eksen alalım arkadaşlar. Şunu alalım yine y eşittir 1 doğrumuz çünkü yukarıda olacak. Bir tane de doğru bulalım arkadaşlar. Y eşittir 1 doğrumuz olsun. Şu da y eşittir 1 doğrumuz olsun. Tamam. Eksenlerimizi yazalım. Şu x eksenimiz, burası da y eksenimiz, burası da y eşittir 1 doğrumuz. Şimdi ne diyordu? Bu parabolün kolları yukarı doğru biliyoruz ve x y eşittir 1 doğrusuna teğet. Yani şu çizdiğim y eşittir 1 doğrusuna teğet olacak hem de kolları yukarı doğru. Şöyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Evet, böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir, şöyle de olabilir. Rastgele çiziyorum. Böyle de olabilir. Sonuçta kolları yukarı doğru. Peki R değerini biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Bakın bu durumda da R değerini bilmiyorum. Bu durumda da R değerini bilmiyorum. Ama bu tepe noktasının her ikisinin de K'sının kesinlikle y eşittir 1 doğrusu üzerinde olduğu için K'sının 1 olduğunu söyleyebiliyorum. Parabolümün denklemini bir yazalım arkadaşlar. X kare eksi 2 tane a artı 1 x'miş artı a kare eksi 1'miş. Yani ben neyi biliyormuşum? Parabolümüzün tepe noktasının kesinlikle 1 olduğunu biliyormuşum. Peki R'yi bulamıyorum. R'de biraz gıcık bulunuyor. Ne yapalım? K'nın formülünü hatırlayalım. Birçoğunuz arkadaşlar K'nın formülünü ezberlemeye üşeniyorsunuz. R'den yürüyeceğinizi biliyorsunuz ama burası tehlikeli. Ben diyorum ki kesinlikle K'nın formülünü de bilmeniz gerekiyor. 4AC eksi B kare bölü 4A formülünü burada kullanmak zorundayım. Denklemime bakayım. A'sı burası, B'si burası ve C'si de burası. Haydi yerleştirelim o zaman. 4 A'mız 1, C'miz A kare eksi 1, eksi B kare diyor. Dikkat edin, eksi 2 A eksi 2'dir B'miz. Karesini aldım. 4 ile de 1'i çarptım. 4 A'dı. Burası da arkadaşlar 1'di. Şimdi burayı dağıtalım. Şurayı dağıtalım. Şunun da parantez karesini alalım. Hatta şöyle diyelim. Şurada da payda eşitleyelim ya da içler dışlar yapalım. Paydayı da ortadan kaldıralım. Ne oldu? 4 a kare eksi 4 eksi parantezimiz dursun arkadaşlar. Önce parantez karesini alalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 8 a ikincinin karesi diyelim. Orada da payda eşitlemiştik. Burası da 4 oldu. Bu parantezi de kaldıralım. 4 a kare eksi 4 eksi 4 a kare eksi 8 a eksi 4 eşittir 4 oldu. Şimdi a karelerin gittiğini fark ettik mi? Fark ettik. 8 a'yı karşıya attım. 8 a 4'leri de topladım. Eksi 12 dedim. Hatta 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3 ve her iki tarafı da 2'ye bölersem a değerimi eksi 3 bölü 2 buluyorum ve a'yı soruyormuş. A şıkkını işaretleyip devam ediyorum yoluma. Evet, 2013. Bundan da çok yaptık arkadaşlar. Parabol konusunu anlattığınız zaman iki parabolün kesiştiği soruları sizlere çözdük. Şimdi dikkatli inceleyelim arkadaşlar. İki parabol var. Kesim noktaları gözüküyor. Fx'in denklemini vermiş. Gx'in denklemini bilmiyoruz. Bakalım yukarıdaki grafiği verilen fx ve gx parabolleri birbirlerine tepe noktalarında kesmekteymiş. Tamam, buraları demek ki tepe noktalarıymış. Bunu da biliyoruz. Peki, şimdi
Ne yapalım? Ne yapalım? Dikkatli bakarsak arkadaşlar, FX hakkında biz yorum yapabiliyoruz. FX'imiz tanıdık bir şey değil mi arkadaşlar bu? X eksi 1'in parantez karesi. Şimdi FX'in tepe noktasıydı bu değil mi? Şurası tepe noktasıydı. Ben bakıyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Ya bunun R'sinin bu olduğunu, K'sının olmadığını fark edersiniz. Ya da hani şunun 1'e 0 olduğunu zaten belirledik. Ya da arkadaşlar y'ye 0 verirsiniz. Ve ben yine x eksi 1'in parantez karesi eşittir 0'dan bu x değerini 1 olarak bulabilirim. Şimdi bu tepe noktasını buldum 1'e 0. Unutmayın bu hem fx'in üstünde hem de gx'in üzerinde. O zaman 1'e 0 noktası benim gx denkleminde üzerinde olduğuna göre bu denklemi de sağlamak zorunda deyip bir tane b'li c'li bir denklem bulurum. X yerine 1, y yerine 0 yazarsam 0 eşittir. Eksi 1 yazıyordum değil mi? Eksi 1 artı b artı c olurdu ve buradan b artı c'yi 1 olarak bulmuş olurum. Bir tane denklemim ortaya çıktı. Şimdi ikinci denklem. Bakın şu noktayı hiç kullanmadım. Bu noktanın apsisini bilmiyorum ama ordinatının yani y değerinin 9 olduğunu biliyorum. Bu yine arkadaşlar bakın x'e 9 noktası hem fx'in üzerinde hem de gx'in üzerinde. Ama ben fx'in içine koyacağım ki fx'in denklemini biliyorsam ben bu x değerini de bulabilirim. Şimdi x'e 0 noktasını ama pardon x'e 9 noktasını fx'in içine koyuyorum arkadaşlar. 9 eşittir diye başlıyorum. X kare hatta şöyle yazayım x eksi 1'in parantez karesinin içine koydum. Dedim ki o zaman x eksi 1 ya 3 olmalı karesi 9 olsun ya da x eksi 1 eksi 3 olmalı. Buradan x'imi ya 4 bulacağım ya da x'imi eksi 2. Sizce buranın 4 olması mümkün mü? Hayır, bu noktanın eksi 2 olduğunu biliyorum. Şimdi noktam ortaya çıktı. Eksi 2'ye 9. Ne demiştik? Bu noktam hem fx'in üzerinde hem de gx'in üzerinde demiştik. Şimdi gx'in içine koyarak ben bir tane daha denklem bulmaya çalışacağım. Gx'imiz neydi arkadaşlar? Eksi x kare artı bx artı c. Şimdi de gx'in içine koyuyorum. 9 eşittir diyorum. Eksi 2'nin karesi 4. Önünde eksi var. Eksi 2b oldu. Artı c oldu. Sağ atayım. 2b eksi c olsun. Burası da eksi 13 olsun. Bir tane daha denklem ortaya çıktı. Ben bunları taraf tarafa alır çözersem yerim kalsa çözeceğim de b artı c'yi 1 olarak bulduk. Bir de 2b eksi c'yi arkadaşlar eksi 13 bulduk. Bakın taraf tarafa topladığımda c'lerin birbirini götürdüğünü fark ediyorum. Buradan 3b'yi eksi 12 buldum. Ve b değerimi eksi 4 olarak bulmuş oldum. Aldım birinin içine koydum. C değerimde arkadaşlar eksi 4 artı 4 olarak attım 5. Şimdi yer kalmadı. Evet şuraya alalım. Gx'in denklemimi buldum. Eksi x kare. B'yi ne bulmuştum? Eksi 4. Eksi 4x. C'yi ne buldum? Artı 5. Artık soruma cevap verebilirim. G 0'ı sormuş. Her x gördüğüm yere 0 yazarsam ben 5 değerini bulmuş olurum derim. C şıkkını işaretlerim. Evet. Dik koordinat düzleminde y eşittir x kare parabolüyle y eşittir k doğrusunun kesiştiği iki nokta arasındaki uzaklık 6 birim. Çizim yapalım. En güzel anlama yolu çizimdir arkadaşlar. Bu bizim parabolümüzde şöyle orijinden geçen kolları yukarı doğru. Hani y eşittir x kare parabolünü biliyoruz ya. Kolları biraz farklılaşmış. Aynı parabol arkadaşlar. Parabolümüzü şöyle bir tane daha. Yüksek izninizle şöyle bir şey alacağım. Çünkü beceremiyorum. Çevirelim bakalım bu sefer çevirebilecek miyim? Evet 180, 180 derece. Tamam aldım. Buraya oturttum. Tamam. Y eşittir x kare
Y eşittir. Ay yazamadım bunda. Y eşittir 2x kare. Parabolümüz bu. Bu da x eksenimiz, bu da y eksenimiz. Ne demiş? Bu parabolle y eşittir k doğrusunun kestiği iki nokta arasındaki uzaklık 6 birim. Tamam. K değerlerine bakın şıkları arkadaşlar. Pozitif. Aşağıda değil zaten. Aşağıda olamaz zaten. Parabolümüz aşağıda değil. O zaman biz bir tane doğru bulalım. Ve bu doğrumuzun adı da olsun ki y eşittir k doğrusu. Haydi bakalım. Bunu da yazalım. Y eşittir k doğrusu. Demiş ki kesiştikleri yerlerin arasındaki mesafe ne demiş? Mesafe 6 birim demiş arkadaşlar. Demek ki şurası 3 birim, burası 3 birim olmalı. Çünkü bizim parabolümüz y eksenine göre simetrik. Doğal olarak bu noktanın apsisinin 3 olduğunu, bu noktanın apsisinin eksi 3 olduğunu biliyorum. Ben bu noktanın koordinatını bulursam k'yı da bulmuş olurum arkadaşlar. Çünkü benim derdim şurayı bulduğum zaman aslında k değerini bulmaktır. Diyorum ki 3'e y değerini bulacağım. Aslında bu y değerim de bana sorulan k değeri olacak. Sorulan k değeri arkadaşlar tepe noktamızla hiç alakası yok. Bu nokta parabolün üzerinde ise y eşittir 2x kare paraboline koyuyorum. Yani k eşittir diye başlayayım arkadaşlar. 2 çarpı 3'ün karesi 9 ve 18 k değerimizi bulmuş olduk ve döndük 18'i yani C şıkkını işaretlemiş olduk. Oo, hatırladım. Biraz uzun arkadaşlar. Bir su molası verip hemen geliyorum. Evet, fark etmeden suyumu içtim geldim. Şimdi okumaya başlayalım. 2018 yılındanmış AB pozitif gerçel sayı. Tamam, A'nın B'nin pozitif olduğunu biliyorum. Dik koordinat düzleminde orijinden geçen demiş. Bakın altını çizmiş. Orijinden geçen bir PX polinomu vermiş arkadaşlar. Hemen yazalım arkadaşlar. Bunun orijinden geçtiğini söylemiş. Demek ki bunu kullanacağız. Hemen diyorum ki x eksi a'nın parantez karesi eksi b. Bunu unutmadan kullanalım ki sonra batmayalım soruda. X'imizin yerine 0, f(x)'imizin yerine ya da y yerine 0 yazıyorum. 0 eşittir. Burası x kare, pardon, a kare eksi b haline geldi ve a karenin b'ye eşit olduğunu biliyoruz. Bu kalsın bir elimizde. Kesin kullanacağız. Parabolü kullanılarak px artı x artı a artı b parabolünü yarat demiş. Buna ben fx diyeceğim arkadaşlar. Bu parabolümüzde her x gördüğümüz yere x artı a yazıp b ekleyeceğim. Nereye? Şuraya arkadaşlar. Yaratıyorum ben px artı a artı b parabolünü. Haydi bakalım. Her x gördüğüm yere x artı a yazdım. X artı a eksi a'nın parantez karesi bir eksi b'miz var. Bir de o b ekle demiş. Benim fx parabolüm şöyle oldu. Fx parabolümde a'lar birbirini götürdü, b'ler birbirini götürdü, x kare oldu. Peki bu parabolümüzün ne diyor? Tepe noktaları arasındaki alan 16 birimmiş. Hemen bunun tepe noktasını bulalım. Orijinden geçtiğini biliyorum. Sıfıra sıfır olduğunu biliyorum. Şimdi ikinciye ben gx diyeceğim. O parabolümde px artı a eksi b'miş. Demek ki her x gördüğüm yere yine başlangıçta x gördüğüm yere x artı a yazıyorum. X artı a eksi a parantez karesi bir eksi b'miz var. Bir de biz b ekliyoruz. Diyorum ki o zaman gx parabolümde ne oldu? A'lar birbirini götürdü. X kare eksi 2b oldu. Peki şimdi bunun tepe noktasını nasıl kolay buluyorduk arkadaşlar? Unutmayın parabolümüzün şöyle yazıyorduk biz. Bakın a x eksi r'nin parantez karesi artı k halinde yazıyorduk. Diyorum ki bakın arkadaşlar bu aslında x eksi 0'ın parantez karesi eksi 2b dersem ben bu t2'yi de bulurum. Tepe noktamızın r'sinin 0, k'sının eksi 2b olduğunu karar verdim. Şimdi
harf kalmadı. Hx diyelim buna da arkadaşlar. Burada da px eksi a eksi b parabolünü yaratmamı istiyor. Her x gördüğüm yere x eksi a, bir eksi a'mız var ve bunun karesi eksi b'miz var, bir de eksi b'miz vardı değil mi? Evet, bunu da düzenledik. Hx parabolümüzde şöyle oldu. X eksi 2 a'nın parantez karesi, şurada parantezi niye kapatmışım ben? Şöyle parantezimiz yok, kafamızı karıştırmasın ve diyorum ki eksi 2b, tamam. Bunun da t3 diyelim, parabolümüzün tepe noktasına bakın, r'si burada, 2a virgül eksi 2b oldu. Şimdi dik koordinat sisteminde koyalım. Uğraşmayacağım arkadaşlar, şöyle elle çizeyim ki anlayın neden grafik kullandığımı. Birinin tepe noktası t1 burada, orijinde arkadaşlar, 0'a 0. Ne demişti? AB pozitifti. T2'yi gösterelim. O zaman T2'miz şurada olsun. T2'miz de burada. Koordinatları 0'a eksi 2B. Ve T3'ümüz de 2A'mız da şurada olsun. T3'ümüz de arkadaşlar bakın şurada oldu. T3 de burada. Ve 2A'ya 2a eksi 2b halinde geldi. Şimdi burada bir üçgen var değil mi arkadaşlar? Bu üçgenin alanının, bakın bu üçgenin alanının kaç birim olduğunu söylemiş bana. Onu da renkli kalemle yazalım. Buranın 16 birim olduğunu söylemiş. Bir dik üçgen olduğunu fark ettik değil mi? Dik kenarların çarpıp 2'ye böleceğim. Şurası eksi 2b'di koordinat düzleminde. Ama uzaklık olarak buranın 2b, buranın da 2a'ya eşit olduğunu söylerim. Demek ki dik üçgenimizin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısı olduğunu biliyorum. Bunun da bana 16'ya eşit olduğunu söylemiş. Bu ikilerin birini götüreyim. Şununla da şunu sadeleştireyim. Oh 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 oh. Nereye sığdıracağım? A çarpı b'yi 8 olarak bulduğum. Ama a artı b'yi soruyor. Bakın arkadaşlar, sorunun başında iyi ki bulmuşuz. Yoksa bunu unuturduk. B de a kareye eşit miydi? Tamam, b yerine a kare yazıyorum. O zaman a çarpı a kare eşittir 8 ise ben buradan a küpü 8 buldum. Yani a değerimizi 2 olarak bulduk. Şuraya koyarsam çarpımları 8 olduğuna göre b'nin de 4 olduğunu buldum mu? Artık yer kalmadı. Şuraya geleyim. A'yı ne bulduk arkadaşlar? 2. Peki b'yi ne bulduk? Onu da 4. Topla demiş bana, 6 olarak buldum. Ve dillere destan, uzun bir soru. 2018'de çıldırmışlardı bu soruyu yaparken. Tabii çözüm, gerçek çözüm yolu bu kadar uzun değil arkadaşlar. Rahat gösterebilmek için detaylı yazdık. Geldik 2019'a. Evet, bir parabolümüz var. AB'yi görüyoruz. X1 küçüktür. X2'den o da küçük. Aman anladın. 0 küçüktür X1. O da küçüktür X2. O zaman buraya arkadaşlar ben X1 derim arkadaşlar. Buranın X1 olduğunu, şuranın da X2 olduğunu biliyorum. Şimdi fx'imizi nasıl vermiş? Bakın fx'imizi şöyle vermiş. X eksi x1 ve x eksi x2 demiş. Peki bu elimizde dursun. Başka ne söylemiş? Okuyalım arkadaşlar. F fonksiyonun belirttiği parabol dik koordinat düzleminde eksenler şekildeki gibi farklı AB noktalarında kesiyormuş. A ve B noktalarının orijine olan uzaklığı, yani şu uzaklık arkadaşlar, şu uzaklık birbirine eşitmiş. Peki A dediğim nokta zaten X1 değerim. Tamam, orayı buldum. Peki B nedir arkadaşlar? B değerimiz Y eksenini kestiği yerdir. B noktası. Peki Y eksenini kestiği yeri biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? X'e 0 vererek buluyorduk. O zaman ben fx'i bulayım arkadaşlar. 0 verirsem, bakın şuraya 0 ve buraya 0 yazarsam eksi x1 ve eksi x2 bulurum.
y ekseni kestiği yeri x1 çarpı x2 olduğunu söylerim. Tamamdır. Şimdi geldim. Dedim ki bu mesafe x1 kadar, şu mesafe de x1 çarpı x2 kadar. Bu mesafelerin birbirine eşit olduğunu söylemiş mi? Yani x1 çarpı x2'nin x1'e eşit olduğunu biliyorsam, ben buradan x1'leri götürürsem aslında x2 değerimi 1 olarak bulmuş olurum. Yani x2'yi 1 olarak bulduk. Burası 1'e 0 noktasıymış. Devam edelim. Birbirine eşit olup x eşittir 3 bölü 5 iken parabol en küçük değer alıyormuş. Demek ki neymiş arkadaşlar? Aslında r değerimizin 3 bölü 5 olduğunu vermiş. Şimdi r ne demekti? Parabolümüzün simetri ekseniydi. Yani bu değerin 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. Peki, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu mesafenin de birbirine eşit olduğunu asla unutmayalım. Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Ben birden kalem bulayım. Bakın şuraya kadarı bir birim. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şeklim de o kadar küçük ki. Şurasının bir birim olduğunu biliyorum. Şurası bir birim. Peki buranın da 3 bölü 5 olduğunu biliyorsam şu mesafenin 1 eksi pardon şurası 3 bölü 5 dedik 3 bölü 5 1 eksi 3 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası 2 bölü 5'tir. Tamam burası 2 bölü 5 ise şurası da 2 bölü 5 midir? Burası da 2 bölü 5'tir. Tamam ne yapıyorum? Birden 4 bölü 5'i çıkartırsam 1 eksi 4 bölü 5 dersem ben buradan da x1'in koordinatını bulurum. Onun da arkadaşlar 1 bölü 5 olduğunu söylerim. Biraz çektim karıştı ama artık idare edin, dikkatli takip edeceksiniz. Bana ne soruyor? X2 bölü x1'i soruyor. X2'yi 1 olduğuna karar vermiştik. X1'i de 1 bölü 5 bulduk ve ters çevirdik, çarptık. 5 olarak bulmuş olduk. Tamamen şekil üstünden gitmemiz gereken bir soru, 2019 yılında sorulmuş bir soruydu. Geldik 2020. Evet, biraz parabol bilgisi olan herkes bu soruyu yapmıştır arkadaşlar. Bakalım ABC gerçel sayılar. Evet, y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü, y eşittir 1 doğrusu. B ve C noktalarında y eşittir 6 doğrusunu bir A noktasında kesiyormuş. Şimdi bu parabolüm arkadaşlar bu 3 noktadan geçecek. Öyle bir parabol çizeceğim ki bu 3 noktadan geçecek. Sizce nasıl çizmeliyim arkadaşlar bu parabolü? Şöyle çizebilir miyim? Şöyle, ay pek geçiremedim, bir saniye bir dakika. Şöyle çizsem, hadi A ile C'den geçirdim, B'den geçmedi. Böyle olmayacak. Peki nasıl olabilir? Şöyle desem, A noktasından geçirsem, değil mi? Bir de C noktasından geçirsem, gayet de güzel olur. Aynı şekilde şöyle olamayacağını biliyorum arkadaşlar. Bakın, şöyle A noktasından geçse, şöyle yukarı çıksa, bu sefer C noktasından geçmeyecek. Diyorum ki benim parabolümün denklemi, çizimi arkadaşlar bir tek olasılık olabilir. Bu noktalardan geçebilmesi için parabolümüzün böyle olması gerekiyor dedim. Şimdi dedim ki parabolümün kolları aşağıya doğruysa, A arkadaşlar sıfırdan küçükse parabolümüzün kollarının aşağıya doğru olduğuna karar verdik. Yani A'nın işaretinin negatif olduğuna karar verdik. Peki gelelim parabolümüzün şurasının R olduğunu biliyoruz. Buranın K olduğunu söyleyebiliyoruz. R'nin nerede olduğunu biliyoruz. Bakın arkadaşlar R'nin de sıfırdan küçük olduğuna karar verdik. Dursun bu. Peki ne yapıyorum? Bir de C değerimiz vardı. Y ekseni kestiği yer C değerimizdi arkadaşlar. C değerimizin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Bunu unutmayın. Y eksenini kestiği yerdir arkadaşlar. Tamam.
C değerimizde bulduk. Neyi bulduk? C'mizin kesinlikle pozitif olacağını bulduk. Peki B'yi nereden bulacaktık? R'den yararlanacaktık. R'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorsak R formülümüz neydi? Eksi B bölü 2A'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor. Peki A'yı ne bulmuştuk? A negatif. Önünde eksi var. Eksinin eksiye bölümü artı olmalı ama sıfırdan küçük olduğunu söylediğine göre kesinlikle B'nin de negatif olması gerektiğine karar verdik. Dedik ki A, B ve C işaretlerim eksi virgül eksi virgül artı olmalı. Nerede? E şıkkında duruyor derim. Ve 2020'nin güzel ve basit sorusuydu. Parabolden anlayan herkes bu soruyu yaptığına eminim. Evet, daha önceki yıllarda çıkmış parabol sorularını yaptık. Beni dinlediğiniz için ve benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.